Şöyle açayım. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. Ben okuyayım. Şıkları kapatmam, altta da şıklar var. Demiş ki hangileri, aşağıdakilerden hangileri A kümesinin alt kümesidir? Alt kümesi midir, değil midir? Buna bakacağız. Şimdi A şıkkında demiş ki küme içinde 1 koymuş. Bu A'nın alt kümesi midir acaba? Evet hocam. Nasıl anlayacağız? Üçüncü. Bu mu? Evet. Olmaz. Şimdi bunu alırsak bu eleman oluyor ama şimdi. Bundan eğer kastın buysa, bunu buraya aldık diyorsan yanlış düşünüyorsun. Çünkü alt küme diyebilmek için elemanı bir daha küme içine koymak lazım. Bence bu değil. Hangisi o zaman? Hangi elemanı almış? Nasıl yani hocam? Şimdi sen bunu dedin ama bu yanlış bak. Şimdi bu şu an bunun elemanı. Bunu alt küme olarak yazabilmemiz için bunu küme içine koymamız lazım. Yani küme içinde bu elemanı yazarsak da böyle olur. Yani böyle dersek, senin dediğin elemanı almış, küme içine koymuş dersek, doğru deriz alt küme. O Ama zaman C oluyor. C mi oluyor? Şıklar var ya, A, B, C Yani diye. soruyu anlamadım galiba. Yani soru şu. Bunlar bir sürü şık vardı. Biz şunu arıyoruz. Evet biliyorum. Sizin Tamam. dediğiniz şey de C'de var, onu diyorum ben de. Ha, C'de var. Özür dilerim. Ben bakmadım. Ha, doğru. O. Onu şimdi boş ver. Ben sana şunu sordum. O zaman bu alt kümesi midir değil midir? Anlamak için ne yapmak lazım? Şu içindekine bakmak lazım. Bu bir değil mi? Tek başına var mı A'nın içinde bu? Var mı bunun içinde bu? Şu eleman. Var. Nerede var? Bir birinci bir. En başta değil mi? Doğru. O Evet. zaman bana diyeceksin hocam bunu almış. Bir almış. Küme içine koymuş. Yazmış. Yani biri alıp küme içine koyarsak bu oluşan küme bunun alt kümesi oluyor. Bundan değil de birincisinden kastettik o zaman. Bu doğru o zaman. B'yi de sen Evet. söyle, geçeceğim başkasına sonra. Bu doğru mu peki? Alt küme mi? İki de doğru. Evet. Aynı. Bu O zaman da doğru. bunu almış. Bu elemanı almış. Küme içine koymuş. Yeni bir alt küme elde etmiş. Evet doğru. Bu da alt kümesi oluyor. Teşekkür ederim Melek. Şimdi Beyza Nur söylesin bakalım diğer şıkkı, iki şıkkı da. Şimdi C ile D'ye geldik. C var hocam. Hangi elemanı almış? Demin söyledik gerçi ama. Üçüncü Yani şu üçüncü alalım. sıradaki elemanı alıp, bu bir küme aslında ama olsun, bu bizim için bir eleman şu an. Bunu alıp bir daha küme içine koyarsak işte bu alt küme oluyor. Bu elemanı alıp küme içine koymuşlar dedik. Okey dedik, bu alt küme dedik. D şıkkı. D olmuyor sanırım hocam. Sanırım değil. Şöyle yapacağız. Kesin olmuyor o zaman, Şöyle değil mi? evet. 3 var mı bunun şimdi tek başına böyle? Yani şu 1 ve 2'nin şeklinde. Şu 1 ve 2'de olduğu gibi var mı 3 burada hiç? Yok. Sadece burada var. O da paketli yani. Şu 2 ile 3 beraber de bunu ayrılmaz. Bunu buradan ayıramazsın. O zaman şu 1 ve 2'nin olduğu konumda 3 yok. Yani böyle bir altını yazamazsınız o zaman. Yani parantezi kaldırdığın zaman çıkan elemanın burada olması lazım. O böyle bir şey yok burada. Bu yanlış o zaman. Teşekkür Evet hocam. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Beyza Nur söylesin diğer iki şıkkı o zaman. Bu ikisini ben söylemiştim ama Kim söylemişti? ben söyledim. Beyza Nur. Hangi ikisini kız? E ile F demiştim ben. C ile D'yi de ben söyledim hocam. Ha, sen miydin kız? Beyza Nur muydu demin konuşanda? Bakmadın mı ki ben hiç? Anladım. Evet hocam Pardon. Ben karıştırdım galiba isimleri ya. Pardon. Pardon. O sıkıntı yok. benim. İsterseniz çözebilirim hocam. Yok, Elif yapsın. Ben farklı farklı bir şeyler yaptırayım dedim. Karıştı burada. Tabii konuşunca yukarı çıkıyor isim. Aşağı indi falan. Ben de karıştırdım. Elif yapsın o zaman şimdi. E ile F'yi. Tamam hocam. E oluyor. Birinci elemanla üçüncü elemanı aldığımız zaman. Doğru. Bir dakika geçip buraya vereyim. Şu ilk elemanı biri ve üçüncü eleman küme içindeki Evet biri alıp hocam. araya virgül koyup bir daha küme içine alırsak bu alt küme oluyor. Doğru. F Ama F olmuyor hocam. neden olmuyor? Nasıl oldurabiliriz ya da? Eksik ne? Fark. Bir tane daha o küme Tabii. işaretine koymamız Bu şu gerekiyor bir an yandan da. elemanıdır demek de. Yani bu elemanıdır A yazabiliriz belki. Şöyle yazsak elemanıdır oluyor. Ama biz bu elemanı alıp bir daha küme içine koyarsak şöyle ancak o zaman alt kümestir diyebiliriz. Yani bu adam direkt eleman almış koymuş. Ama elemanı küme içine koyması lazım. O yüzden ya da şuna bakmak lazım. Eğer bunun alt küme olduğuna inanıyorsak bir kere
Şu 2 ve 3'ün eleman olması lazım. Ayrı ayrı. Var mı öyle elemanları bu ayrı ayrı? Yok. 2 var ama 3 yok. Yani eğer burada bir tane de şu parantezin içinde 1, 2 gibi 3 olsaydı gene kabul edecek. Doğru mu? Yani burada bir tane daha böyle 3 olsaydı o zaman şu 2'yi alacaktık, 3'ü alacaktık, küme içine koymuştuk diyecektik, anlayacaktık. Böyle bir şey de yok. O zaman yani şu böyle bir şey de demin olabilir. Şu A ile B, C'ye karıştı ya biraz. Onun gibi demek istiyorum. Kısacası bunun alt küme olabilmesi için 2 ve 3'ün tek başına bulunması lazım ki 2 var, 3 yok. 2, 3 var burada diyeceksiniz ki bu da o zaman alındıysa eğer bunu aldığını varsayarsak o zaman da buraya küme koyması lazım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani F şıkkı alt küme olmuyor şu an. Yanlış dedik bunu. Başka şık var mı? Var. Biraz küçülteyim olmazsa. Şimdi soru gözükmüyor. Kimler kaldı? Değil mi? Elif mi demiştim ben? Kim demiştim ya? Karıştırıyorum. Melek konuşmuş muydu? Kim yaptı? Hocam şık gözükmüyor şu anda. Ne olmuyor? Soru mu gözüküyor? Şıklar gözükmüyor hocam. Açtım şimdi de. Elif yaptı şimdi. Beyza yaptı. Melek yaptı mı? Hocam ben yaptım Melek. Elif biraz Hocam ben yapmıyor. yapmadım. Elif su mu yapmadı? Evet. Tamam, Elif bir yapsın. G ile H yapsın bakalım. Gözüküyor mu soru? Hocam C Şöyle. efendim. Evet Gözüküyor değil mi? gözüküyor. Tamam. Ne oldu? Hocam G oluyor. Bakalım. Olması için bir kere ikinin ve birden oluşan kümenin elemanı olması lazım. İki var değil mi? Tek başına burada var. Evet. Küme içinde bir var mı? O da var. Evet. Demek ki o zaman bu iki eleman da burada varsa bu alt kümesi diyebiliriz. Güzel. Son şık. Hocam H olmuyor. Olmuyor mu? Neden? Olmuyor. Hocam Bir 1, var mı? 2 oluyor fakat 1 var. 2 var. 2 de var ama 3 yok hocam. 3 tek başına yok. Yani bir yerde var ama onu ayıramıyoruz demin anlattık işte. 3 sadece 2 ile 3 de Evet. beraber alınıyor. O zaman 1 ve 2'de sıkıntı yok ama 3'ü bulamadığım için tek başına. Bu da gene ne oluyor? Alt küme değildir diyoruz. Teşekkür ederim. Yani burada karışan şeyler ne oldu? Bir daha söyleyelim. Şimdi aşağı kaydıracağım. Karışması kapanır şimdi. Yani kısacası hem A'nın içinde 1 var hem küme içinde 1 var ya bunlar biraz kafa karıştırıyor. Oraya sebep oldu. Ama sıkıntı yok. Eğer bir küme bunun alt kümesi midir değil midir anlamak istiyorsanız o kümenin içindeki elemanı alıp mesela biri alıp buradan bakacağız var mı bir var. Üçü alacağız. Bakacağız var mı yok. O yüzden eğer bir küme bunun alt kümesi olabilir mi derken araştırırken ne yapmamız gerekiyor? İçindeki elemanları tek tek A'da aramak gerekiyor. Bütün hepsi A'da varsa okey diyoruz o zaman. Teşekkür ettim herkese. Geldik şu soruya. A kümesi x öyle ki falan filan falan filan falan filan. Şimdi neyse ben size okutayım. Gülbahar yapsın bakalım bunları. Ne yazıyor A kümesinde burada? Oku bakalım bize. Gülbahar. X öyle ki birden büyük Ha. ve altından küçük olacakmış. X de Evet. tam sayıymış. Yani kısaca Türkçesi 1 ile 6 arasındaki tam sayılar. Doğru mu? Evet. O zaman sen bize bunu önce liste biçiminde söyle yazalım şu yukarıya liste biçiminde. Hangi elemanlar bunlar o zaman? Açık açık gösterelim yani. 2 Evet. 3 Evet. 4. 4 ve 5. 5. Toplam yani bu ortak özellikle verilen şeyi açmamız gerekiyor biraz. Tabii doğru anlamak gerekiyor. Yani yanlış anlayıp yanlış açarsanız gerisi gelmez. Şu an 4 elemanlı bir gerçi söyledik cevap ama neyse. A şıkkı ne diyor? Eleman sayısı kaç dedik? S parantez içinde büyük A 4. Onu söyleyecektim. Yani sembolik olarak da S, A ya da S, A neyse A'nın eleman sayısı 4'tür diye saydık. 4 elemanın var. Alt küme sayısı kaç tane? Nasıl buluyorduk? 4 tane. Efendim? 4. Nasıl Pek buluyordu onu onu? anlamadım ama yani bilmiyorum. Nasıl bilmiyor kız? Demi yazmadık bir şeyi. 16 oluyor hocam o Kaç zaman. oluyor? 16. Tabii. Neydi formül?
En üst iki. Öyle değil mi? Evet, en üstte. Üç mü? Dört eleman var dedik ya. Evet, 2 üzeri 4'ten de olmaz. Efendim? Yok, yapıyor arkadaşımız. Yani tabii yeniyiz daha konuda da. Sıkıntı yok. Alkime sayısı 2 üzeri n demiştik. Az önce açıkladık ya. Tabii daha yeniyiz. Evet, 2 üzeri 4 oluyordu. 4, eleman sayısı tabii burada. 2 üzeri 4. 16 tane. 16. Alkimesi var. Peki evet. 16 ne anlamı geliyor? Açıklayabilir misin biraz bize? Bize birkaç tane alt kümesini sayabilir misin? Bir var. Efendim hocam. Geliyor mu sesin? Evet, geliyor. Bu A kümesinin diyorum. Bana birkaç tane alt kümesini sayabilir misin? İki oluyor. Mesela iki yazabiliriz tek başına bir eleman değil mi? Başka ne yazabiliriz? Üç oluyor. Sadece üç oluyor. İki elemanı söyle bir tane de. 2 ile 3 olur hocam. Taksın 2 ile 3. Tamam. Yani bu şekilde yazarsak değil mi? Kaç tane yazabiliyor musunuz demek ki çıkan cevaplara göre? 16 tane. Ben bir daha özetleyeyim orayı. 16'nın içinde aslında şunlar var. En dipten başlarsan bir kere boş küme var. Boş küme. Her kümenin alt kümesi. Sonra B elemanlar var. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 4 tane de var. Sonra 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4 bunları yazacaksın. 2 elemanlar var. Sonra 2, 3, 4, 2, 3, 5 gibi 3 elemanları var. Sonra kendisi var, her küme kendisi, alt kümesi. İşte böyle tek tek yazdığınızda toplamda 16 tane küme elde edersiniz. Bu 16 anlamı o. Son bir şey gibi bahsedeyim. Öz alt küme sayısını anlamış mıydın? O da 2 üzeri n eksi 1 oluyor. Yani az önce bulduğumuzu 1 çıkartacağız bulduğumuzdan. Değil mi? Evet. 16'dan. Öz alt kümesi de 15 oluyor. 15. Çünkü kendisini çıkartacağız. A kümesini, kendisini alt kümelerden çıkartınca sayı bir aşağı inecek. 15. Teşekkür ediyorum sana. Kısaca özetleyeyim hemen ben. Liste biçiminde çevirmek önemli. Yani ortak özellikle verilen kümeyi liste biçiminde yazmaya çalıştık. Saydık 4 eleman var. Bunun matematiksel gösterimi SA ya da SA. Küçük S, büyük A. A'nın eleman sayısı demek 4. Eleman sayısı 4 olan kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 4. Formül çünkü 2 üzeri n, n eleman sayısı olmak üzere demiştik. 16 çıkıyor. Bu 16'nın anlamı işte boş küme var bunun içinde. 2 var, sadece 2 var. 3'ten oluşan küme var, 4 var, 5 var, 2, 3 var, 2, 4 var, 2, 5 var. Tek tek sayamayacağım. 16 tane küme çıkıyor. Öz alt dediğin zaman dedik ki biz bu alt kümelerin içinde 16'sının içinde bir kendisi de var. 2, 4, 5 hepsini aldığın zaman yani A'nın kendisini almış oluyorsun. Ki A'nın alt kümesinde A da var. Bu işte bir tane küme yani kendisini düştüğümüz zaman bu 16'ların içinden toplamda 15'e iniyor. Öz alt küme sayısı formül zaten 2 üzeri N eksi 1 demiştik. Yani alt kümeden 1 eksik olur diye söylemiştik. Şimdi gelelim biraz daha farklı sorulara. A kümesi A, B, C, D, E, F kümesinin alt kümelerinin demiş kaç tanesinde A elemanı bulunmaz A şıkkında. B şıkkı A elemanı bulunur. C şıkkı A bulunur fakat B bulunmaz. Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Yarın daha önce çalışan. Hocam bence hepsini tek tek yazmamız lazım. Ama şimdi o haklısın. Diyemeyeceğim. Çünkü burada kaç eleman var? 2, 4, 6. 6 tane 6 tane elemanı olan bunun kaç alt kümesi var? 6 elemanlı kümenin kaç alt kümesi var? 6. 64. 64 değil mi? Alt kümesi sayısı. Yanlış söyledim mi? 6 eleman 64 olan 64. 64 tane tek tek yazacak mıyız? Biraz zor. Yani öyle yapmak değil de bir sistematik bir şey geliştireceğiz. Elif bir şey diyor galiba. Elif Azra. Hocam A'nın olduğu kümelerden 64'ü çıkarsak bulabilir miyiz? A şıkkına bakıyorsun değil mi? Aynen hocam. Daha söyle. Şey 64'ten A kümesinin olduğu kümeleri çıkarsak sayısından yani. Ya diyorum da A'nın içinde olduklarını nasıl bulacağız? Hocam mesela işte A, B, A, C, A, D, A, F. Efendim? Tek tek mi yazacağız?
Sadece A'nın içinde olduğunu ama hocam. Yani hepsini tek tek değil. Ben daha sistematik bir şey istemiştim. Yani ikmaz deneyim de daha böyle bir kural türetsek. Peki ben yapayım ki yeneyiz konuda. Diğer sınıfı sordum da birisi söyledi ama o da bir kitaptan görmüş. Tam anlamış sadece. Kuralını öğrenmiş. Ezbere olmuş sanki biraz. Tamam, ben fikrinizi aldım. Ben burada şimdi sistematik bir şey geliştirmek olacağım. Şimdi A kolay aslında, bakın. A bulunmaz demiş ya. Ne yapacağım? Belli aslında. A'yı buradan at çöpe. A bulunmayacağına göre, bizim A ile bir işimiz olmayacağına göre A'nın üstünü kapattık. Ne kaldı geriye? B, C, D, E, F. Yani kaç eleman kaldı? 5. 5 eleman. O zaman bu 5 elemandan kaç tane altıma yazılır? 2 üzeri 5. 32. Bu 32'nin içinde hiç A kullandık mı şu an? Kullanmadık. Yani çünkü şu 5 elemanı aldık biz. 5 elemandan alt kümeleri yazdık. O zaman 32 tane alt küme oluşturduk. Bunların içinde de A'yı hiç kullanmadık. Bu kadar işte. Bulunmaz deyince A'yı atacağız. 32 tanesi de bulunur. Peki A elemanı bulunur deyince ne yapacağız? Şimdi aslında sizin dediğiniz de olabilir. Hocam işte demin dediniz ya, 206 zaten 64'tü. Toplam alt küme sayısı. Söyleyebilir miyim hocam? Bunların, ha söyle. Böyle. Şimdi bulunmazları bulduk. Sesim geliyor mu? Geliyor biraz ama. Bir daha söyler misin? Şimdi 2 üzeri 5'ten 32'yi bulduk. Hı. A elemanını da katarsak 2 üzeri 6 olacak. 2 üzeri 6 mı olacak? 64 mu olacak yani? Ama hocam. Evet, 64 olacak. 64'ten de 32'yi çıkardı. Yok, bir dakika, tek tek konuşalım. Önce arkadaşımız bir şeyler bakmış galiba ama sanki eksik öğrenmiş gene gibi geldi. Ben şunu diyecektim aslında. Başka var mı soracak olan bir şey? Şu olabilir belki. Yani şu aşamadan konuşuyorum. Zaten 64 tane alt kümemiz vardı toplam en başta, değil mi? Hasret konuştuk. 32 tanesini A bulunmayacağına göre. Bundan 32 çıkarsam demek ki 32 tanesini ne bulacağız gene? A bulunacak bu sefer. Bu mantık çıkmaz mı o zaman? Yani 64'ten 6 kümemiz var. Bunların 32 tanesinde A bulunuyor, şey bulunmuyor pardon, bulunmaz demiştim. O zaman kalanlarda da 32 tanesinde A bulunacak anlamı geliyor. Onu bir kere söyleyebilirim. Bunu anladınız mı? Yani A şıkkını yaptıktan sonra bunu geliştirdim. Ama benim gene buradan yapmayacağım aslında ben. Şimdi bu doğru ama bunu yapmayacağım ben şimdi. Çünkü bağımsız yapmak istiyorum. Ben işte A şıkkına bağımlı yaptım bunu. Yani bunu bulman için önce A şıkkını yapmam lazım. Biz şıkları bağımsız düşündüğümüz zaman, az önce kim demişti A'yı ekleyeceğiz diye? Benim arkadaşımızdan biri A'yı ekleriz demişti. İsmini göremedim ama. Kimdi o? Ses geldi. Neyse. Şimdi şöyle yaptık onda da. Bunları sileyim geri. Ya A ile B'yi bağımsız çözmek istiyorum. O yüzden şimdi. A elemanı bulunsun dediği zaman biz gene A'yı zaten üstünü çizmiyoruz da bir kenara ayırıyoruz. A'yı kenara ayırıyoruz. Gene B, C, D, E ve F'yi kullanıp toplam kaç tane küme olacak onu buluyoruz. Hemen yazayım şuraya. Gene 255 32 tane kümeyi elde edeceğiz. A'yı kullanmadan bunları alacağız. Bu 5'in anlamı bu. B, C, D, F. Şimdi hocam diyeceksiniz ki A'yı kullanmadın sen. Bulunsun demiştin. Şimdi yapacağımız şey aslında şeyi bu. Güzel anlatmak istersen. Bu 32'yi açtığımız zaman bunun içinde boşluğuna var mesela. Başka ne var atıyorum. Sadece B'den oluşan bir küme var atıyorum. Sadece birkaç örnek yazacağım. Başka atıyorum B ile D var. Attım kapatan. Böyle yazıyorum işte. 30 tane öyle küme gidiyor. Onlar işte A var mı? Yok. İşte kalem elimizi alıp bütün bu 32 tane kümenin içine her birini A eklersek şöyle A, A, A eklersek bu küme sayısı değişmez. Çünkü burada 32 tane küme var. Ben her birinin içine A elemanını ekledim. O zaman sayı gene ne oldu? Gene 32 oldu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani demek ki A elemanı bulunsun dese de biz bulunmazmış gibi yapacağız. Yani A'yı atacağız.
kalan elemanlarda işte 5 eleman kaldı bu soru için konuşuyorum. 32 tane altıma yazabiliriz diyeceksiniz. Kısacası A şıkkında da yapılan şey neyse B'de de aynısı yaparsanız gene sonuç çıkıyor. Ama yani açıklama olarak aslında farklı şeyler bulunuyor. Yani sayılar aynı ama açıklaması farklı. İşte A şıkkında bulduğumuzda 32 elemanı oluşturan şeyler. Şurada demin yazdım. İşte boş küme B, B'de bunlardır. Ama A'daki bulduğumuz 32'nin karşılığı onların içine A yazılmış halidir. Ama sonuçta gelip sonuçta ne yapıyoruz? A ile B'de bulduğumuz cevaplar sayısal olarak yani 32 oluyor işte. Bilmiyorum anlatabildim mi? C şıkkına gireyim şimdi. Rüveyda bir şey mi diyorsun? C için söyleyecektim. Ha, söyle. A elemanı bulunur fakat B elemanı bulunmaz diyor. Hı. Bunu şöyle alayım. Evet. Bence bu durumda deminkinde yani A'da mesela A'yı alıp B'yi A'yı almadık, diğerlerini aldık. Hı. Bence buna da aynı şey söylenmiş oluyor. O zaman da B'yi almayız, A'yı alırız. Yani bence yine 255'ten 32 olacak. Yok canım. Yanlış. Şöyle. Şimdi bak demin söyledim aslında. Şimdi bulunur diyorum A elemanı bulunur. Fakat B bulunmaz diyor ya. Biz ikisinin de üstünü çizeceğiz bir kere. Yani A'nın da bulundurur dedi ama biz çizdik gene işte bak anlatacağım tekrar. B bulunmaz onu da çizdik. Kaç eleman kaldı geriye? 4. İşte bak iyi değil. 4 eleman. Bu 4 elemandan 254 16 tane küme yazabilirim altına. 16 tane yazabiliyorum değil mi? Açalım biraz daha gene anlamak için. Bunun içinde mesela boşluğuna var. Endikte. Sonra bir elemanın da var. Mesela C var. C var, D var, E var. Bir tane yazdım. Atıyorum iki elemanlı var. C ile D var mesela. Böyle gidiyor işte 16 tane. Hepsini yazamayacağım. Şu an bu 16 kümenin içinde ne A var ne B var. Bizden ne istiyor? A bulunsun, B bulunmasın. O zaman ne yapacağız? Hepsinin içine A'yı gene kalemle ekleyeceğiz sonradan. B'yi eklemeyeceğiz ama sadece A'yı. Sayı ne oldu gene? 16. Yani neymiş? Gene bulunur bulunmaz dediği halde biz ikisini de atıyoruz. Kalan 4 elemandan 16 tane alt küme elde ediyoruz. Cevap 16 oluyor. Ama yani açıklama isterseniz ya hocam sen 16 buldun ama bunda A'yı da attın B'yi de attın. Ben de sana ne diyorum o zaman? Ben aslında 16 kümeyi buldum ama sonra için A yazdım. Ama sonuç gene 16 oldu. Çünkü toplam küme sayısı değişmiyor. Sadece içlerine A eklediğim için her birine bir A elemanı ekstradan geldi. Böylece şartları sağladık. İçinde hiçbirinde B yok. Hepsinde A var. Sayı kaç? 16. Demek ki o zaman bulunur dediğinizi çizeceksiniz. Bulunmaz diğerini çizeceksiniz. Kalanlardan işlem yaptığınız zaman aslında sayısal olarak sonuca ulaşıyorsunuz. Bilmiyorum anlatabildim. Hocam. Efendim? Neden A'yı da çizdiğimizi anlamadım. Şimdi yani A'yı aslında çizmek değil de kenara ayırıyorum aslında. Yani A'yı sonra işleme katmaya çalışıyorum. Yani üstünü çizdim ben de. Bulunur dediğini aslında gözden çıkartmıyorum. Yani bir kenara ayırıyorum. A dursun bir kenarda diyor. Onu sonra katacağız oyuna. Ama B'yi kesin çiziyoruz. Köpe atıyoruz yani. O yüzden hem A'yı hem B'yi üstüne çizdim aslında ama A'dan vazgeçmedik. Yani A'yı sonradan oyuna katacağım dedim ya. Geri C, D, F kaldı tamam mı? CDF'den 16'dan 6'ıma yazdık mı? 204'den 16. Bak onları açtım burayı tek tek. Yazmaya çalıştım. 16 tane 6'ımın içinde ne A var şu an ne B var. Çünkü A'yı B'yi kullanmadım. Sonra da 16 kümeyi karşıma alır. Her birine birer tane A yazar isem. Bak kırmızı yazdım sonradan. Görüyorsun herhalde. O zaman ne oldu şimdi? Küme sayısı değişti mi? 16'nın sayısı değişiyor mu? 16 değişmiyor gene. Ama ne oluyor? Şartları uygun hale getiriyorum. B'yi hiç kullanmamıştım. A'yı sonradan oyuna kattım. Böylece her 16 küme, yani bu 16 kümenin her birinde A var, kesin var. B'de kesin yok oluyor işte. Anlatabildim bilmiyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Kimsiniz? Rüveyda mı? Evet. Söyle. Hepsinin yanına sonradan A kattık. Ama A tek başına da bir alt küme olmaz mı? İşte burada boş kümeye kattık. Aha. Ha, tamam. Boş kümeydi ya. Oldu mu şimdi bak? Özellikle tamam hocam. Boş küme her kümenin alt kümesi. Boş kümeyi de A koyduğum için
Bu sefer zaten boş kuma diye bir şey oluşmadı. A'dan başlıyor direkt bitten. Anladık değil mi şimdi? Tamam. Tamam hocam. O boş kafama takıldı. Acaba 17 olabilir mi diye merak ettim. O yok, yüzden sormak yok. istedim. Yok. Boş kümeydi. İçinde eleman yokken direkt A koydum en baştaki zaten o. Sonra C'nin yanına A koydum. C A oldu. C'den yanına A koydum. C daha. Böylece 16 küme gene 16. Yani kısacası o zaman sayısal olarak demek ki bulunur veya bulunmaz fark etmiyor. Atıyorsunuz çöpe aslında yani. İşlemsel olarak atıyorsunuz. Kalanlarla işlem yapıyorsunuz. Ama hani tam olarak açıklamak istersem işte açıklamaya çalıştım. Aslında A'yı çöpe atmıyoruz. B'yi atıyoruz. A'yı oyun dışında tutup sonra oyuna katıyoruz. Ama oyuna kattığınız zaman zaten gene sayı değişmiyor. Yani 16 sayısı değişmiyor. Ama şartlara uygun hale gelecek şekilde 16 kümeye gene ulaştırabiliyorsunuz işlemi. Anladık mı bilmiyorum. Önemli bir soru çünkü. Kaç dakikamız var bu arada? Buçukta mı bitiyor dersiniz? Evet hocam. Son bir soru yetiştirebilirsem hemen hızlıca. Ben de bunu yapayım olmazsa hemen kapanmadan. Şimdi zaten o yere geliyor gerçi. Şimdi bu sorunun farklı versiyonları var. Bakın şuna şimdi. A kümesi 1-2'ymiş elemanları. B kümesi 1-2-3-4-5'miş. Diyor ki B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar? A kümesini kapsaması demek yani A'nın elemanlarını içermesi demek. Türkçesi. Yani 1-2 içermesi demek. Bir daha söylüyorum. B'nin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar? A kümesi elemanları 1-2 olduğu için benim kümemin bunu kapsaması için bir kere kümenin içinde 1 ve 2'nin bir kere kesin olması lazım. Her yanına başka elemanlar da koyulabilir. Yani görsel olarak oluşacak kümelerin alt kümelerin bu şekilde olması lazım. Bunu biraz daha değiştirirsem açıklamasını o zaman Türkçesi aslında şu oluyor. B'nin alt kümelerinin kaç tanesinde hem 1 hem 2 bulunur oluyor. Başka bir anlatımla. Bilmiyorum anlatabildim mi? B'nin alt kümelerinden kaç tanesi A'yı kapsar demiş. A'yı kapsaması için A'nın elemanları içermesi gerekiyor kümenin. O zaman 1 ve 2 muhakkak bulunmalı. Ve yanına da 3, 4, 5 bunları serpiştirebiliriz de hiç koymaya da biliriz. Yani en azından 1, 2 olmak zorunda. O zaman bunu biraz daha demek ki soruya adapte edersem şu anlam çıkıyor. Demek ki biz B'nin alt kümelerini arıyoruz. B'nin alt kümelerini arıyoruz. Ki onların içinde hem 1 bulunacak hem 2. O zaman ne yapacağız? Demin anlattık bir önceki soruda. 1 ve 2 bulunsun dediğine göre bunları açacağız. 1 ve 2 bulunacak dedi ki. Dedi ki bulunsun bulunması fark edip atıyorsunuz. Hemen bitireceğim dersi. O zaman geriye kaç eleman kaldı? 3, 4, 5'ten 3 eleman kaldı. İşte bunu alıp hesaplarsanız alt kümesi sayısını 2 üzeri 3'ten cevap 8 çıkar. Bak sonra bir de anlatıyorum. Bu 8 çıktı ama bu 8'in anlamı şu. Bu 8 tane kümenin içinde şu an sadece 3, 4, 5 tane gözüküyor. Ne 1 var ne 2 var. Ama alıp o 8 tane kümenin içine boş kümede dahil gene her birisine 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 eklerseniz böylece gene 8 adet ama içinde hem 1 hem 2 olan yani A'yı kapsayan gene 8 tane küme yazmış oluyorsunuz. Yani kısacası bulunan birliklerini attınız gene kalan 3 elemanların kaç küme yazılır onu buldunuz. Cevap o yüzden 8